şey vardı, yazı vardı. Bakayım. Yani şu. Bulamadım da. Diyor ki aynı senin gibi, yani senin gibi derken herkes bu an. Bak şimdi. İki tane kural anlatayım sana. Bunu tekrar olarsan kaç defa? 180 defa yapsan da öyle. Şimdi yaprak dökülmeye başladı mı? Yaprak dökülmeye başladı mı? Sıkıntı başlar herkeste. Sendelenmeye başlar. Mesela yaz. Raflet başlar. Risale'de geçiyor. Evet. Senin elinde değil bu. Değil. Raflet başlıyor. Yazdaki o kıştaki ev dersleri gitmeye başlar. O zevkli haller gider. Bu yazın özelliği bu. Seninle alakası yok. Tümeni tutturmak için ne yapacaksın? Veya şimdi sen şimdi bu ayda iyiyim değilim. Herkes böyledir. Derecesine göre. Beni herkes bilir. Sen de biliyorsun. Bir cüz okuyorum her gün. İki cüz okuyorum. Bir cüz okuduğum haleti yakalamak için. Ne zamana kadar? Yapraklar dökülmeye başladı. Ne zaman kadar? Yaprakları ayağımın altına aldığım zamana kadar. O zamana kadar böyle. Cinli hastalar, psikolojik rahatsızlıklar, hasreten kadınlar en çok senenin iki döneminde bütün beşer rahatsız olur. Ama kadınlar, hasreten cinleri olan veya psikolojik sorun geçirmiş zamanında yaprak dökümü ve ağaca su yürüdüğü zaman inkılap görüyor. Evet, inkılap görüyor. Bu zaman evratlarınızı çoğaltın diyor. Ha? Peki ne anlatacağım? Bazıları böyle seccadede şekil görür. Halıda şekil görür. Ben, bak. İki. Bazen de gözüne bir şeyler ilişir. Sesler duyarsın. Tuhaf tuhaf düşünceler gelir. Dört. Göğsüne korkunç bir ateş olur içinde. Alev. Ne? Bu nedir? Kontrolden çıkmış enerji paketi bu. Evet. Yani ben şey için söylemiyorum ama tahtisi nimetlerinden diyorum. Allah bunları bana verdi ki ümmete, Müslümanlara yardım et diye. Yani bu paket ne? Bir, bu paket ya geçmişin günahları aktif oluyor bu ayda veya bir gözü geliyorsun. Var mı? O ay daha tesir. Çok. O zaman çok açık oluyorsun. Yani şu, paket ortaya çıktı mı kardeşim? Paket, enerji. Üstü açıldı mı? Bu ay açılıyor. Yani çünkü yıldızlarla alakalı insan bu ay. Her hücren bir yıldıza bakıyor. Sen her hücren. Her davranışın bir yeri inşa ediyor veya bir yeri tahrip ediyor. Semadan bahsediyorum. 18 bin alemi ya bir tuğlayı koparıyorsun ya bir tuğla koyuyorsun. Şimdi ortaya çıkan enerji kontrolsüz ya. Ya şekle vurur bazılarına. Her şey şekil görürsün. Ya devamlı zan üretir, veya ses duyarsın, veya göğsüne ateş basar. Bunu yorumladıktan sonra enerji basacaksın sende. F1 kuvvetine F2. Nedir o? Evrad-ı Eskar'ı çoğaltacağım bu arada. Hani tasip olsaydı Risale'yi çoğaltacaktım. Evrad-ı Eskar'ını yapacaksın. Evet. Mesela bak şimdi akşam yatsı arası. Gerçi boya işi var, dershane işi var. İnşallah daha şey olur ama hani bu tesbihi çıkman lazım. Akşam yatarlarsa 6 tane peygamberi olurlar. Onun şey var mesela. Şimdi bu ay sen değil. Evet. Herkes derecesini göre diyor. Ustad kesir alır diyor. Şu anda rahatladın mı? Niçin rahatladın biliyor musun? Seni blok etmişti. Sen kötüsün zannediyorsun. Ben kötüyüm. Hayır. Herkes diyor derecesine göre bir hisse alır diyor. Mesela 3 ayları gidince Kastamonu da söylüyor. Kastamonu emir daha layıka değil ki. Psikoloji kitabı. Bugün yazdım o şey orada. Buharat-ı Muzahrefe. Mesela insanların düşünceleri zannediliyor ki kendisine kalıyor. Şu anda ben olumlu düşünüyorum, konuşuyorum. Havaya kaldı mı bu? Peki buraya insan girdiği zaman buradan etkileniyor bu odadan. Gidin yatak odandaki havaya bak. Kendi evindeki.
Salondaki odaya bak. Bir de burada dershaneye bak. İki de ben dershaneye bak. Benim odama bak. Ben ders çalışıyorum. Bir de buraya bak. Peki nedir o? Bir de atmosfere salıyorsun. Hangisi galipse insanlar öyle muamele ediyor. Tabii şimdi sen bana deseydin ki hiç sorma. Ben de çok kötüyüm. Ne yapacağım? Ben de hepten çökeceğim de o zaman. Ya. Değil mi ya? Bitti tabii. Ha sende var. Bende de var ama şu. Kontrolsüz enerji. Şu anda her bir hücre yıldızlarla alakalı. İnsan doğduğu zaman onunla bir cin doğar, bir de yıldız doğar. Tabii yıldız var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bildiğin zaman inan senle horon oynayamıyor. Sen horon oynuyorsun. Sıkıntıdan bildiğin zaman, iyi dinle şimdi bunu. Sıkıntı bildiğin zaman ama sıkıntıdan da lezzet alıyorsun. Mesela diyelim ki çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Lezzeti söylüyorsun. Çalışmak sıkıntıdır lan. Ama niçin çalıştın? Çoluk çocuğuna ne götürdün? Bildiğin için o sana keyif veriyor değil mi? Anladın mı? Sıkıntı nasıl lezzetli? Biber yiyorsun lezzet. Çalışıyorsun çoluk çocuğuna. Şimdi ben sana şimdi bunları anlatıyorum. Senin için seyrediyorum böyle kısmen. Ve keyif alıyorum. Peki nasıl yapacaksın? Böyle tefekkür ederken kendi içine dönüş gibi böyle gözün kapağı için. Değil o. Kendini dışarıda seyretmiyor. Kendini dışarıya taşı. Fihi mafi. İçin dışında, dışın içinde. Şu ne zamana kadar bu haletin şey zorlanacak şimdi? Psikoloji şu anda sıkıntı. Şu anda zaten rahat. Evladı çoğaltın. Sen ne kadar yaprak dökümünden önce ne okuyordunsa biraz fazla okuyun. Ne zaman kadar? Yaprağa ayağını bastığın zaman. Peki ağaca su gittiği zaman gene sıkıntı başlar. Ne zaman kafanın üzerinde yaprakları gördüğün zaman. Bak ne kadar hoş. Ya, okumana gerek kalmadı. Tamam. Allah razı olsun. Bu tedavi. Külliyatı ben psikolojik kitap olarak görüyorum. Abi boya kurumla çalışayım. Tabii bitir onu. Bitir. Sen çalış ben konuşayım. Allah razı olsun. Ya insan bir dostunu aradığı zaman mesela takma kafana diyeceğini biliyorsun ama yine o sesi duymuyorum. Evet. Bir tanesi diyor ki ben de hiçbir şey deme diyor. Ya diyor bir alo de yaşadığını bileyim yeter diyor. Başka bir psikoloji şey adı olamaz. Ne olur diyor siteyi ilan etme yurt dışına çıktığın zaman diyor. Türkiye'nin dışına çıkınca ben psikoloji bozuluyorum diyor. Hayır ya. Mesela bir tanesi diyor Trabzon'da yazmış Rize'deyken. Diyor ki Rize'de olman bana keyif veriyor diyor. Her akşam mutlu yaşıyorum. Sayın Mıkhalay var ya Sayın Mıkhalay. Evet, benim evim karşısındaki köyde. Onun geleni var Emine mesela. Emine diyor ki sen geldikten sonra ben evde rahat uyuyorum. Sayma Hala diyor ki gece yaşlı ya hiç uyuyamıyorum ama bir bakıyorum diyor ne olur oğlum burada olmasam bile diyor. Ben elektriğini de ben vereceğim. Buradaymış gibi evindeki gece elektriğin yansın diyor. İnan ha. Annemin arkadaşı yaşlı. Ondan sonra tesbih yapıyorum gece. Gece teheccüde kalkıyorum. Mesela bunlar şey değil peygambere farz olduğu için bunlar riya olmak. İşte, kalktığım zaman şu yakam tesbihimi de duamı sesli yaparım. Ha böyle yaparım uzaktan. Oğlum kurbanım gibi. Oğlum kurbanım gibi. Duyuyorum ha. Sesin diyor. Gelin de Emine. Orada var yetiyorsun diyor. Psikoloji zannediyorsun değil mi? Sen öyle anladın değil mi? Peki bir beldeye ustad diyor ki benim bir talebem gelirse o belde benimdir. Orada cinler ve şeytanlar kaçışıyor. Onu rahatsız eden benim karşısında ya o haberi yok. Şöyle yapıyorum. O taraf hayal ediyorum. İstersen bu İstanbul'dan Bursa'ya da öflürsün. Bak mesela Bursa'da bir tane kişi hayal et. Mesela Hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Veya bir şey oku. Onu hayal et Bursa'da oraya. İstanbul'dan öyle günde bak iş yaptım. Annen ışık beğendi ya orada. Çıtıvabuka bak. Kursta da işim. Şimdi oraya gidiyor bu. Melek'te gidiyor. Çünkü nereyi düşünüyorsanız, nereyi hayal ediyorsanız oraya doğuyorsunuz. Orada oluyorsun.
Şimdi o Emine ile Saime hala niye sen gelince rahatım deyince oradaki onu rahatsız eden şeytanlar oradan kaçışıyor. Çünkü başına bela alacak. Hasan burada. Peki nasıl okuduğum evrat, kıldığım teheccüd vesaire, risale karşımızda ya epey mesafe ama gene bir var değil mi 50 metre 100 metre? Var 100 metreden fazla var. Peki ne yapıyor? İnsanlar derecesine göre okuduğu evrattan tek sayı söylüyorum. Çapında kimse kalamaz orada. 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33, 33, 99, 101 metre çapında öyle git. Tesir ediyor. Kalamaz. Ben tabii olayı biliyorum ama kalaya demiyorum tabii de. Merak etme kala dedim. Ben buradayım siz rahat yatın. O şimdi senin şahsına veriyor. Şahsıma veriyor. Oysa öyle çakıyor ki o şuaları okuyorum şimdi. İnsan gece tevcidden sonra biraz da bakıyorum ya. Öyle duman ediyor da risale okuyunca. Köy duman oluyor köy. Peki buna delilim ne biliyor musun? Şimdi sabah kalktım ben vesaire. Bizim enişte diyor ya kız kardeşim önce Leser'de diyor ki haberi yok ha gece gelmişim. Diyor ki bağırıyor diyor Leser Hasan Hoca geldi mi diyor. Şimdi, ondan sonra şimdi bana bakıyor dese hala rahatsız edecek. Dedim dedi hayırdır hala dedi. Ya çok rahat yattım bu akşam diyor. He aynı böyle diyor. Benim için bu şey yani bu artık kanun ilahi çalışıyor. Burada meziyet değil bunu bilmek. Kur'an'ın ne olduğunu, nereleri tahrip ettiğini, nereleri tamir ettiğini, nerelere vurduğunu, kırdığını, tamir ettiğini biliyorsun da. Şu anda kelam enerjidir. Ben sana konuştum. Kafandaki sıkıntı niye gitti? Bloke etmişti adam seni. Bloke altındaydın. Çok kötüyüm demedin mi sen? Çok kötüyüm demedin mi? Şu anda çok iyiyim diyorsun. Evet. Niye biliyor musun? Kur'an'da kelam değil mi? Nasıl iyi oluyoruz? Niye Peygamber Aleyhisselam sıkıldığı zaman Hazreti Ebubekir'e gidiyordu? Konuş beni rahatlat demiş. Konuş rahatlat demiş. Niye üç tane şey insanı rahatlatır? Sohbet ihvan, tilavetin Kur'an, münacatı Rahman. Böyle demiş. Büyüklerimiz öyle demiş. Sohbet ihvan, hadisten almışlar bunları. Ha bak işte. Keyfini çak, keyfini, kahveni iç, keyfine bak. Çünkü niye? Sıkıldığın zaman da lezzet al. Niye biliyor musun? Varım ki lezzet alıyorum. Tabii ya. Adam dedi ki, ya bizim köyde, hoca dedi, çok yoruluyorum dedi. Maşallah. Ne maşallahsı dedi zaten. Niye maşallah dedi, çok fena yoruluyorum dedi. Demek ki tarlan var da çalışıyorsun. Demek ki vücudun var, gücün var da demek ki bir şey yapıyorsun. Yapıyorsun, yapabiliyorsun. Ya şimdi yoğun bakımda dedim tavanı seyretseydim. Dedi ki hey ya dedi. Ulan geçiyor şaka ya bunun eline düşer. Allah Allah. Ya yoğun bakımda olsaydım yatmaktan bir zar olacaktım. En berbat şey çalışmak değil yatmaktır. Çünkü cennette uyku yoktu. Yani bak şimdi mesela yoruldum diyorsun. Demek ki vücudun var. Demek ki ya malımı çaldılar. Demek ki sadaka verecek. Eksikliğin var, ihtiyacın varmış. Hep öyle ters bak. Bakacağız. Ben diyelim devamlı iyi baksaydın buraya gelmezdim. Sen boya, sen duvarı çizeceksin resim. Ben de bunları anlatacağım. Benim işim de bu. İçini seyretmeye başladığın zaman ele sıkıntıdan da lezzet alıyorsun. Keyif ediyor biliyor musun? Şimdi bir misal söyleyeyim sana. Şimdi karşımda adam... Yok, estağfurullah sen çiz. Senin işime bak çünkü bu akşam orada ders yapacağım. Şimdi adam bir şey söylüyor ama rüyayı anlatıyor Ömer, yalan söylüyor. Rüyayı yalan söylüyor. Seyrediyorum. Ama anladığımı da anladığı için gelir kızarıyor, şey yapıyor. Yalan söylüyor. Niye böyle bir şey yapsın öyle? İhtiyaç duyuyor. Allah. Evet hocam. Fıtratları bozuk olanlar tahripten lezzet alır. Ömer. Yılan su içer niye zehir akıtıyor? Fıtrat doğal.
Çünkü ne var o yılanda biliyor musun ya? Ervah habiseler var. Nereden çıkartıyoruz? 246 sözlerde diyor ki. Benim işim psikoloji bırak. Diyor ki insanın fıtratını bozan bir, iki, yanlış yollara sevk eden ervah habise diyor. Peki yılan insan fıtratını bozmuyor mu? Yanlış yollara sevk etmiyor mu? O zaman bu içinde ervah habise var. Ondan sonra zehir, korona, ervah habise, donmuş ervah habise. Ama gül kokusu, ervah-ı aliye. Mesela insanlar şimdi sıkılıyor ya. Bilse ki bu ay normaldir. Normal benim sıkılmam diye bilse rahatlayacak ama yok ben çok kötüyüm, doktora gitmem lazım, ilaç. Bu nerede, bu ne? Bu ayda normal ya. Sıkılmaman anormal. Bu ayda insan sıkılmıyorsa yaprak dökümünde demek ki sen bir tuhaflık var sende. Olmaması lazım bu. Yani normali bu yani. Normali bu da, normali bu. Yani yaprak dökümünde herkesi derecesine göre. Mesela 3 ayları ustad diyor ki 3 aylarında diyor herkes derecesine göre 3 aylar gidince esneme ve gaflet başlar diyor. Onun nispetle sıkıntılar olur diyor. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Diyor. 3 aylar gitti. Sen sıkılmıyorsun hala şey var. Demek ki ötelerdesin hala ya. Doğru söylüyorsun. Yani sen şimdi yaprak dökümünde herkes sıkılması gerekirken. Sen niye sıkılmıyorsun? Sen o zaman insan değilsin. Herhalde başka bir mahluksun. Şimdi biraz önce niye sıkılıyordum? Şimdi Allah Allah. Sıkılmamak sıkıntıymış ya. Tabii ya. Alem-i İslam kanallar falan sıkılmıyor. Bir de yaprak. Bu kanun bu fizik benim söylediğim ya. Biliyor musun Hasan abi, Müşte abi derdi ya, hani bu zamanda nasıl adama sarılırız? Ha ya, acepice. O zaman insan değil derdi. Ondan sonra bir gün dedi ki, bir tanesi, ya ben hiç üzülmem dedi, her şeye müspet bakarım. Allah Allah. Ya sen demek ki insan insanlıktan çıktın dedi. Müşte abi. Müşte abi dedi. Ya kafirlere de mi kızmıyorsun? Başka diyor o. Allah. Ya kardeşim, fıtratını doğru. Bu dünyaya bunun için gelmişiz. Ne kadar mantıklı değil mi abi? Ya. Sen bu zamanda nasıl asabi olmuyorsun? Nasıl olmuyorsun? Yaprak dökülüyor, Ömer asabi değil. Ondan sonra bir tanesi bunu bilen var bana sordu. Dün. Ya sen dedi çok hakikaten mutlu. Ya yalandan olmaz diyor. Bu kadar nasıl mutlu olabiliyorsun dedi. Ya bu ay olmaman lazım. Bu iş derinlemezyon. Hacamat yapıyor aynı zamanda. Evet. Dedim ki aferin lan iyi anlamışsın. Fatih'te hacamat yapıyor. Dedim ki evladım iki katıma çıkarttım. Bir de bana sor dedim. Ha, olayı bildiğim için. Ne zaman yaprak böyle rüzgarlar esme, yapraklar dökme başlar. Evlatlarım en az 1,5 kat çıkarıyor. Tabii ya. Ya bir de ya, bak şimdi bir de kafanın üzerine ağaçlar yaprak verdiği zaman. Yani su hareket edip yapraklar açıyor ya. Tamam. Kafana çıkana kadar, belirlene kadar sıkılacaksın. Kafana derken o hizaya yani. Ya o kafana böyle geçiyorsun ağaçta. Üzerinde şey var, daha aç yaprak. Mesela şimdi cinlik hastalar çok aktif. Şu anda doktorlar sıra bulamaz. Zannediyor. Şimdi psikolojide veya işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyleydi, böyleydi. Bu aylarda bulamazsın. Çünkü niye? Bu aylarda olması lazım. Ben bir hastanenin istatistiğini okumadım. Ama ay bu. Mesela şöyle diyeyim, affedersin özür dilerim ama yani bilmen için. Kadınlar malum günlerden yakınken veya malum günlerde sıkılmaması olur mu? Öyle bir şey olur mu ya? Kanun ilahi bu. Bir inkılap var ya. Aynı onun gibi yani mesela desek ben niye sıkılıyorum? Yani sıkılmaman sıkıntı yani. İnan Allah şeye bıraksa, onlara bıraksa o dönemde %90 boşanırlar. Evet, kesinlikle. Zaten o zaman da İmam Ebu Yusuf kabul etmiyor zaten boşanmayı. Yok. Yani ben bir yaşadığınız olaydan da misal veriyorum ki bunlar normal. Olmaması normal. İşte bilmemek nasıl sıkıntı. Doğacak bir şey ya. Yani bu ayda sıkılıyorum diye sıkıntı yapan sıkıntıya dönüşüyor. Ama bilince niye sıkılmamak sıkıntıymış? Sıkıntı ortadan kalkıyor. Abi
Onun için Kur'an ne güzel demiş. İç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Yani bu hadiselerle alakası yok mu benim? Ya. Yani sadece şey mi diyorsun? Yani, bu ayağı mı denk? Yok kardeşim. Onlar, ha o zaman ne olur o hadiseler? Senin başına geçmiş var ya. Onları getiriyor bu enerji. Kontrolsüz enerji aktif oluyor şimdi bu ay. İnsana teneffüs ediyor bu enerji. Şimdi yaprak dökülüyor. Yaprağı orada tutan enerji nerede? Ortaya çıktı. İnsanların içine giriyor. Sen ne yapacak? Ya konuşmanı ağzına vuracak. Çok konuşacaksın. Ya da hayalinde devamlı şey yapacak. Şekillenecek. Ya kulağına vuracak. Çok ses duyacaksın. Ya hafızana vuracak. Geçmişi şey yapacak. Sıkılan adam geçmişi irdelemiyor mu? Mutlu olunca adam hiç geçmişte meşgul değil. Yani geçmiş ortaya çıktığı için sıkılmıyorsun. İyi dinle. Geçmiş ortaya çıktığı için sıkılmıyorsun. Sıkıldığın için geçmişi üstünü açıyorsun. Şu tam tersi ya. Ya sıkıldığın için geçmiş... Niye biliyor musun? Mutlu olduğun zaman o geçmişin kafanda yok muydu? Var. Şu anda yok muydu? Şu anda mutlusun. Peki kafanda o yok mu? Var. Niye sıkılmıyorsun? Örttü bitti. Yani sen sıkıldığın için onlar ortaya çıkıyor. Anladım. Onlar çıktığı için ortaya sıkıntı olmuyor. Anladım. Anladın mı? Keşke bunu tespit edebilseydik sana. Ha, anladım. Bak bir daha. Evet. Onlar aktif olduğu için sıkılmıyorsun. Anladım. Sıkıldığım için onlar aktif oluyor. Mesela ağaçları dalda tutan bir enerji yok mu? Var. O yaprakları. Var. O enerji yapraktan çıktı, sarardı. O enerji düştü. Nereye gidecek? Var yok olmaz. E senden de bir şey düşürecek değil mi? Yaprağı düşürürken senden de düşürecek. Kapattığın şeylerin yapraklarını açacak. Peki niye Adem Aleyhisselam işte o hurmayı yedikleri zaman ikisinin üstü kapakları açıldı. Üstleri açıldı. Açıktı zaten. Gördüler açıktı. Gördüler ya. Gördüler. Zaten açıktı. Evet. Anladın mı abi? Vay anasın. Ne güzel bu. Bir ses, bir kelam işte. Ya birisinin sesini duysan, sevdiğin insanı. Ya. Nasıl rahatlıyorsun ya? Mesela bir tanesi telefon ediyor. Ya dedi kusura bakma ettim ama dedi şimdi dedi Maraş'ta dedi daha da lastiğim patladı dedi tamam mı? Gece yarısı ya bunu aldım dedi korktum dedi orman tek ya dedi ne yapayım mecbur senedim ben de başladım günle gece yarısı uyandım ya beni başladım güldüm ulan lastiğim patlamış bin arıyor. Teselliye bak. Teselliye bak. O aslında ses zannediyor biliyor musun? Ses değil. Benim bütün geçmişim hafızasındaki aktif oldu orada. O ses zannediyor. Tabii şimdi mesela hani sünnet seneye bir ittiba diyor. O Allah, Kur'an, Kelam hepsi ne yapıyor aklınıza geliyor. Seninle alakalı her şey aklına geliyor değil mi? Evet. Hani sıkıldığın zaman ben hatırına gelsem benim sana karşı veya benim hakkımda duyduğum bütün kötülükler aktif olur. İyilikten gözükmez. Mutluyken benim hep iyiliklerimi sana hatırına geliyor. Anladın mı? Bir de o var. Beşeriyetten sıkızmışım, çağırmışım, demişim, dememişim. Tam da bütünlük içine bakınca onlar hiçbir şey değil. Peki sıkıldığın zaman onlar hatırına geldiği için bana suizan etmiyorsun. Zaten sıkıntıdasın, onlar aktif oluyor. Onlar aktif. Menfi aktif. Yani kafanın içerisinde bombayı patlatıyor adam. Şeytan. O enerjiyi atıyor. Nereye vuruyor? Kimisinin gözüne vuruyor, şekillendiriyor. Kimisinin kulağına vuruyor, sesler duyuyor. Kimisinin ağzına vuruyor. Bağırıp çağırıyor asap ağzından köpükler. Kimisinin hafızasına vuruyor. Aşığı açıyor. Kimisinin bedenine vuruyor. Affedersin cinselliği çok. Kimisinin tam tersini hiç yok. Kimisi eve girmez. Kimisi evden hiç çıkmaz. Bu yani. Ve keyif veriyor. Bakıyorsun seyrediyorsun. Adamlar neler yapıyor. Mahluklar ya. Seviyorum onları. Ders veriyorlar. Tabii. Onlar olmasa bunlar bilmezdim ben. Şimdi kuduruyor ama. Ulan buna da niyet edin ya. Ne güzel hayvanlaştırmıştı seni. Boğazına ip takmıştı. Ya. Ve Ömer o an öyle bir ana gider. Sen bana sordun. Sen bana geldin. Konuştun. Senin haletinde olup da ulaşamayan. Yani kimsesi yok. Bu adam ya korkunç 100 miligramlık psikoloji yapacak veya internet çıkacak. Veya risale okuyacak. Sana bak itiraf ediyorum. Şey demişsin ya Halit, bu adam niye gelmiyor? Hasan abi korkuyorum biri gelmeyeceğiz. O derece. Ya. Yani
kaç tane müşterim kaçtı bilmiyorum. Ben böyle bir öyle bir halet gezginim. Bak bu şerefsiz, affedersin, mevzusu var. Arkasından kız kardeş. Arkasından onlar şey, onlar hiçbir şey onlar ben olarak düşünüyorum işte. Değil işte. Değil. Kız kardeşim vefatı değil. Çünkü o itikada ait. Vefat etti. Hayır dedim bütün bu olaylar üst üste kazansız. Hayır. Bilinçaltıma mı yarattı dedim. Yok işte dedi. İşte bu doğa hadisesi. Fiziki şey. Hayır. Mevzu. Sen okuduğun bir sayfa hepsini aşar. Şey aşmadığına göre başka. Ondan sonra işte Risale okuduğun zaman. Delirim ne peki? Bunları söyledim. Sallamasını yapayım. Konuştukça seni rahatlamandır. Üzerindeki battaniye kalktı. Vallahi billahi tallahi ezanın öğretine perşembe günü kendini sürükleyerek getiriyorum. Hani perşembe gelmem lazım ya. Sürüklüyorum resmen ya. Bak, o halletteyim işte, ya. İşte. Şu bitti o. Çok şükür. Şimdi mesela bak şunu yaptın sen. Şimdi bu resmi sen çizdin. Şimdi burada bir de keyif al. Şimdi ben burada ders yapacağım şimdi bu akşam. Canlı yayın. Şuradayım. Şimdi sonra ileride bir gör. Mesela siteye girdin. 20 sene sonra. 20 sene sonra Hasan abinin arkasında bu manzarayı ben çizdim. Ne keyif veriyor be. Nasip etti. Sana bir şey söyleyeyim ben. Bir şey paylaşayım sana. Çok garibine gidecek. Rize'de kaç tane köy var biliyor musun? 348 tane varmış. Rize'de havalimanı yapılıyor. Bir şey görmeni istiyorum yani. Allah hakikaten var ya. Amin. Bak şimdi. Yani Rize'de 348 tane köy var. Havalimanı yapılacak değil mi? Yapılıyor. Taş dolduruluyor. Tamam, taş dolduruluyor. 348 tane köyün üzerinden geç, benim köye gel taş doldurmaya. Tamam. Ve benim tarladan başla. Bu tesadüf olur mu? Haşa. Ve hiçbir işe yaramayan derenin kenarındaki koyar flamulu. Üç dönüm çay başta. Ben sana daha antikasını söyleyeyim mi? Hadi gidin bir çeren köyün en merkezi yerinden arsa alın. En iyisini biz aldık. Dedim ki Hilmi dayı. Nereden dedim buldunuz yani gökten şey mi geldi ya? En iyi arsaya. En iyisi ya. Şimdi peki ne oldu o kaya? O da öyle evet. Aynen kaya. Ve dershanemiz yıkıldı ya Zeytinburnu. Arnavutköy'ü alıyoruz. Nasıl olmuş? Tam kapıya para eksikliğinde bu sen 348 tane köyden bizim köyden de bizim tarladan taşı al havalimanına doldur. Al Hasan şu kadar para sana. Tesadüf olmaz. Ben de gittim o dedim sordum bu tarla kimindi? Amcama da dedim. Dedemin annesinin mehiriymiş. Allah 100 sene öncesinden ayarlamış. 100 sene önce ayarlamış. Emice'me diyorum ki, Emice dedim bu mehir mi dedim babaannemizin? Evet, bu namus parası. He oğlum dedim, Mustafa Akar da dinliyor. Mustafa da dinliyor. Amca dedim bu mehiri bu kadın 100 sene önce ve belki daha fazla, 100 sene de fazla. Ne dedi 200 seneye vurur dedi bu. Onun mehirini de sakla. Şimdi sen dedim dünyalık mı harcayacaksın bunu? Oğlu da duyuyor. Ben dedim zerresini almadan o paranın tamamını şu, ben kendime söylüyorum dedim. Ben o anlamıyor ya medrese. Kurs anlıyor ya. Kursa tamamını vereceğim dedim yani medreseye. Sen de dedim oğlun da bak yanına da yanlış anlamasın. Ben senin varisin değil ki bana kızacak. Ve ben bile zerresini almıyorum. Sen dedim yengemin yani karısını kendin için hiç zerresini alma. Git ahirete aktar çünkü kadınındır o. Ne dedi? Mehir. Kadının mehri ya namus şeyi o. Tabii. Harcayamazsın yani. Dedi ki oğlum ne biçim bir şey söyledin dedi ya. Ne kadar doğru dedi kadının mehri dedi. O namus. Biz dedi ki baba dedi ya bu hakikaten mehir miydi? Mehirdi. O kadına Noklapsı'dan şey evlenmişti. Kocası mı öldü? Boşandı mı ne mehir olarak o tarlayı verdi. Evet. O kadının mehri. Tuttu. Hasan Hoca'nın döneminde havalimanı yaptırıyor. Tayyip'e müdahale ediyorlar. Git havalimanı yap. Hasan Hoca'nın da tarlasını al. Benim de mehrimi de oradan dershanenin temelini harcasın. Senaryoya bak. Yani ya. Böyle bir şey yok. Ya bu kadar basit şey. Havalimanı mı yaptırır? Allah için basit yok. Dedi ki aynı öyle yapacağım dedi. Maşallah. O da kabul etti. Tabii ihlaslı söyleyince. Evet. Karşıda tesir etti. Ama böyle bir şey olur mu? Git Rize'ye havalimanı yap. Deniz dolacak denizde.
348 tane köyden benim köyüm. Ondan sonra gel benim tarladan başla. Sorma ya. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Gel de bunu ye. Haram zehir olur sana be. Olmaz. Dünyalık da harcanmaz mı? O babaannenin babaannesi. Dedemin annesinin mehiriymiş. Bize dediler. Ben evimi sattım. Kanal projesi dediler. Gittim tam yerinden göbeğinden aldım. Yine tutmadı. Küçük çekeceği yaptılar. Hani hesap yaptık, kitap yaptık. Olmuyor. Olmuyor. Bak sen hesabın yok ki. Ya. Allah hiç verdi işte. Ondan sonra ben vefatlıktan sonra kimlere kalacaktı? Zibidilere. Öyle gidecekti. Allah'tan acayip. Ha başka bir şey sen söyle. Yeter mi Hasan abi? Yeter. Yeter. Oldu. Bu kadar yeter. Ha mi? Tamam oldu. Şimdi sana bir şey de söyleyeyim. Şimdi ben köyden tarla almıyorum. Tamam. Almadım. Bak şimdi. Olana bak. Daha güzel acayip. Allah ya. O kadın bunu dahil edecek şimdi. Ben köyden kardeşlerimle hiç ayrılırken yer almadım. Hiç. Hiç mi? Hiç almadım. Hiçbir yer almadım. Emicem dedi ki yapma dedi. Yok almadım. Sonra gazası gelirken amcam gitmiş. Bu dağa yol getirsin demiş. Devlete müracaat etmiş. Devlet ona da demiş ki kaç kişisiniz demiş. En az 10 kişi olmadan biz yol getirmiyoruz demiş. O zaman oraya bir şey var. Hilmi amcam var. Tamam. Bir de ben kalmadım ya. Tamam. Ali ile Hüseyin kardeşim var. 3 kişi. Bir de Boginalar var. 2 kişi de onlar. Tamam. 5 kişi. 5 kişi bulması lazım. Ki yol gelsin. Şimdi havalimanı da alacak ya Tayyip bu işi yapacak. Bak şimdi kadın nasıl müdahale ediyor 200 sene kabirden. Bu amcama diyor ki git o yola müracaat et. Onlar da dedi mi 10 kişi bulacaksın. Tapulu olsun. 10 tane adam müracaat etsin. Anladım. Biz de diyeceğiz ki 10 kişiye yol götürüyoruz. Dedi ki oğlum dedi tapuyu almıyorsun. Köyde mal almıyorsun ama böyle bir durum var. Sırf buranın tapusunu al. Tamam vallahi. Havalimanı daha yok, istimlak yok. Tamam. Sen dedi buran ya amca niye alayım ben dedim toprak almıyorum ki. Dedi ki oğlum dedi ben dedi yol getirmem için sen dedi bir de dedi Cevdet Akar var ya onun orada malı yok dedi. Ben malımdan ona vereceğim. İsim göstereceğiz bak 10 kişi sonra Cevdet Akar bana iade edecek tarlayı. Allah seni mecbur bıraktı. Allah mecbur bıraktı. Gitti tarlası olmayana da toprağının bir kısmını verdi, tapu yaptırdı ki 10 kişiyi tamamlayayım diye. Ondan sonra beni de dahil etti mi? Bana da hisse verdi mi kendi tarlamdan? Sonra daha tapuyu devretmeden hemen devlet işte geldi hiç sabah kimseye sormadan çay toplamaya bir hafta kala paldır küldür benim tarlaya vurmasın. Otomatik olarak benim hesabıma parayı attı mı? Otomatik bana sordu ya. İstemiyorum da söylüyor. Ya Allah. Bunu kim yapıyor? Allah yapıyor. Ne gel de niye anlatıyorum biliyor musun? Tövbe estağfurullah yani Allah'tan zevk alıyorsun be abi. Sonra emice dedim hatırlıyor musun? Ben toprak almıyordum. Oğlum dedi bu nasıl bir şey? Şimdi bu gelişinde diyor ki eğer dedi sen almamış olsaydın dedi bu mesele de olmayacaktı. Ben de dedi böyle yapmayacaktım. Senin kardeşlerin de dedi şeye de o halanın dedi mehrini tasadduk etmeyeceklerdi dedi. Ya o kadın nasıl müdahale etti gördün mü? Ne kadar ihlas. O tabii canım. Allah öyle bir Allah'tır. 200 senelik hesabını efendim. Oo namaza duruyorsun. Tamam. Tabii biz tabii duracaksınız. Ben de geliyorum. Görüyor musun? Yani peki bunu niye soktun buraya? Ya bununla ne alakası var? Havalimanını bile o kadının duası için yapmadığını nereden biliyoruz? İstimlak et parayı ver de dershanede merkeze Arnavutköy'de Hasan dershane yapacak merkeze onun temeline harcına koy. Benim mehir param. Bu film olsa saçma. Çok yani niye onun temeli diyorum? Çünkü kadının mehiri demek yuvanın temelidir. Onun mehir parası da dershanenin temeline kullanacak. Kaldısına da değil. Hasan abi. Namazdan sonra geldi. Ne bitti abicim bilmiyorum da. Namazdan sonra geldi. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Acayip bir durum. Tamam ama bu akşam canlı dersim var. Tamam dersten önce sonra. Sonra. Ya bu
çok bana şey oldu ya. Şu olan. Bana acayip bir tevhid dersi oldu. Ya. Allah'ım var, Allah var. Abi. Mesela aynı var ya. Ha, bazıları diyor ki delidir. Koca bir okyanusun dalgasını bir kalbi kırık bir insan tahtayı tutsa diyor. Allah Resulü diyor. Onun kalbindeki dua için koca okyanusu durdurmuyor mu? Peki sen nereden biliyorsun, bilmiyorsun? O tam bizim köyün önünde havalimanına Tayyip'e Allah oraya yap. Bu kadının mehri aktif olsun. Yok ya. Bu... Allah için bir küçüklük yok ki. Bir yerisin desem hadi canım sen. Hesapla olmaz. Hesapla olur mu? Ve tamam ben vazgeçtim. Bütün köydeki arsalar hep Hüseyin'in ve Ali'nin üzerine. Hiçbir tane yok benim üzerine. Bir tek o mu? Bir tek orası. Al sana ya. Bir tek orası. Hiçbir yer yok. Hiçbir şey üzerimde yok menkul. Ve ondan sonra bakıyorum hesapta para mı konmuş? Para konmuş. Ya bir şey anlatayım da gideyim. Nasıl farzı kay. Şimdi Ümre'deyiz. Bu nakil değil. Beş tane hocayız şeyde, otelde. Baktım ki Mustafa Hoca gözleri yaşta ağlıyor. Yani böyle duygusal dedi ki herhalde haçta oldu. Hep hoca demişiz. Beş kere. Ondan sonra ben dediler ki Nizamettin Hocam vardı Artvin bir şey boş kalın. Hocam dedi hayırdır ne oldu dedi. Ya, anlatırım dedi. Baktım elini yüzünü yıkadı. Ağlamış adam. İyi bir hocam. Dedi ki ya başıma bir olay geldi anlatayım size dedi. Bu Laz hikayesi değil ha. Dedi ki o kadar acayip ağzım düğümleniyor. Dedi ki geliyoruz. Dedi ki biz sadaka topluyorduk dedi. Zekat topluyorduk dedi. Aşağıki köyde bir tane gariban dedi. Ona para. Ümre'de öteki bir kafileyle gelmiş dedi. Ulan nasıl geldin ya? Dedim ki diyor ya dedi sen dedi nasıl Ümre'ye geldin dedi. Nerede buldun? Nasıl buldun? Nasıl gelebildin? Dedim diyor. Allah ile yarıştım dedi. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Yo öyle deme dedi. Öyle anladığın gibi değil. Allah safmış bu adam. Allah demiyor mu ki diye verdiklerinizden daha fazla ben vereceğim. Bana biraz verdi dedi. Hepsini verdim dedi. Bir daha. Allah benimle yarıştı dedi. Bir daha verdi dedi başka yerde. Onu da hep verdim. Ben verdim. O verdi. Ben verdim. O verdi. Allah kazandı dedi. Ve zengin oldum geldim dedi. Allah böyle bir Allah. Gel de lütfen tamam hadi namaza. Ama sen boyan bilmiyorum. Sen yap kurumadan bitir o zaman.